Reventure baby! Bugün sizler bir Reventure'a kalacağına devam ediyoruz. Önceki bölümü 14.000 like gelmiş, bu videoda 15.000 like bekliyorum. 37 somunumuzu bugün en az 50'ye dayanırız. 50 geçeriz hatta. Bugün klas giyindim. Çünkü bugün prensesi kurtaracağız. Acı verici şerefler parçaları spotun ertesi sabah erken kalkmasına çok yardımcı oldu. Evet, en son götümüze başımıza şerefler parçası girmişti. Spot olarak dan. Ve bu arada birisi yorumlarda şey demiş. Ejderhaya sarılmadım. Doğru, ejderhaya sarılmadım. O kızma atladım ben. Onu yapalım gelin bir. Ama ejderhaya sarılmaktan sonra prensesi kurtaracağız artık. Oyunun asıl amacı zaten prensesi kurtarmak. Prensesi daha göremedik bile. Lan ejderha, ben geldim, gel sarılalım. Ya aşkım, canım ejderham. Örümceğe benziyor daha çok. Ne oluyor lan? O ejderhanın apaçık ilgiye ihtiyacı vardı ve Spot'un sarılması tam da doğru zamanda geldi. Hemencecik best friends forever oldular. Her gün beraber oynadılar ve vahşi kahramanları yediler. İki kişilik akşam yemeği. My ejderha body pump. Dün gece ejderhanın yerinde yemek harikaydı ama prenses hareketi tehlikede. Çabuk ol Spot. Spot, çabuk ol Spot. Hadi artık biraz prensese gidelim. Gel direkt ışınlanarak gidelim. Ne yapıyoruz lan? Gerçi ışınlanarak gitme kısım bir tık yanlış oldu sanki. Buraya ışın... Evet. Işınlanarak gitmeyecektik galiba. Tam hatırlamıyorum. Neyse, çözeriz. Buradan yukarı çıkacaktı. Böyle insek olmuyor. Çabuk lan, çıkar beni. Prenses. Buradan geçecektik, doğru. Ama kazmaya ihtiyacım var. Evet, kazmaya ihtiyacım var. Buradan tık 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 kazmak için kazmaya ihtiyacım var. O zaman geri gidelim. Buradan geri gidelim ama. Şuradaki düğme ne işe yaradı bakayım bir. Kapıyı kapatıyor. Düğme kapıyı kapatıyor. Va! Şöyle çıkalım. Yalnızca bakım personeli. Ben bakım personeliyim. Buradaki düğmeye bastım. Oy. Ay. Yine yalnızca bakım personeli. Çok güzel. İlla ejderhaya gitmek için, prensese gitmek için o şeye gerek yok. Buradan sağa gidiyorduk diye hatırlıyorum. Karanlık salon. Bir saniye, şu düğmeye basmadan ne yazıyormuş? Lütfen ben yokken prensesi kurtarmaya çalışmayın karanlık lord. Tamam reis. All seven. Sağa mı gidiyoruz, yukarı mı? Sanki yukarı. Tabii yukarı gidelim. Sola doğru. Aha bak, bu sola geçiş varmış. Nasıl da bildim. Her zaman gizli geçişler oluyor bu oyunda. Tamam. Şöyle yukarı çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz de şu an çıkamıyoruz. Burayı sanki bir tık biliyorum. Şu şey, sallanan şey düşecek eğer üzerine değersem. Şu an sadece prensesi görmek istiyorum. Sallanan şey değil. Yardım edin, kendimi iyi hissetmiyorum. Lan prenses. Lan. Prenses. Görünüşe göre prenses sadece sallanan bir örs tarafından değil, aynı zamanda kendi tipinde bir kopya tarafından da korunuyormuş. Spot kesildi, çiğnendi, sindirildi ve son olarak kahramanca bir sıvıya dönüştü. Gerçek güzellik iç güzelliktir. Bence de. Spot'un ruhu evini işgal eden aylağın vücuduna yerleşti. Bu yeni ve kokuşmuş vücutla beraber o bu sefer kesin gerçek prensesi bulabilecek. Jesus'ın evi. Jesus. Aylak mıyım ben? Aylaka'ya boş boş gezen bir insan olarak mıyım? Bu sefer prensese kazmayla gidelim. Kurek, pardon, kazma diyorum. Şöyle şuraya kaza kaza sağa doğru gidelim. Bu taraftan da gidilebiliyor diye düşünüyorum. Yani en azından bir yol var bunu koyduklarına göre. Ne yazıyor orada? Piyon ana karargahı. What? Piyonlar. No. Oyun durdu. Piyon işçileri olan saygısı ve ilgisi sayesinde Jesus onların temsilcisi olarak seçildi. Şansına piyon katili, geçmişini kimse bilmiyordu. Sendikacılık. Yeah, piyonların başıyım. Jesus eninde sonunda bozuldu. Piyonlardan büyük porsiyonlarda kebap çalmaya başladı. Görevini bıraktıktan sonra normal bir piyon bıçaklayıcı kahraman olmaya geri döndü. Helal lan sana. Piyonlar kebap seviyor. Bir piyona kebap verdiğiniz zaman sizi öldürmüyor. Bu arada şurada bir şey var bak. Küreyi aldım, tamam mı? Şurada ihtiyarın orada bak, kazılacak yer var. Bu ne? Kahramanın yolu kılıçtan da öteye devam eder. Bu mu yani? Yine aynı yoldan devam edelim. Bakalım bu sefer ne var? Bakalım. Piyon resimleri varmış şurada. Göremedim bak. Hiç bak, yeni fark ediyorum, o kadar oynadım. Şuna basarsam kapanıyor artık, geri dönüş yok. Zaten oraya gitmeyecektik. Burada
4 şey var, element var. Geçen bölümde bir tane kırmızı elementi almıştık, hatırlıyor musunuz? Lav bölgesinden. Galiba o elementlerle ilgili bir şey ama şu an için ihtiyacımız yok. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Vaaay. Earth bahçesi. Aa, arkadan geldim. Aa, tamam, böyle de oluyormuş. Karanlık asansör. Karanlık kuledeyiz ya, her şeyin başı karanlık. Kule köprüsü. Bak şimdi şu Earth'e dokunduğunuz zaman. Vıyy. Bir tonluk Earth. Lan düşüyorum. Hareket edemiyorum. Jesus o seksi Earth'su envanterine eklemenin cazibesine dayanamadı. Ve tam olarak meşhur Earth bahçesine düştü. Birkaç saniyeliğine hayatta kalmayı başardı. Ta ki düşen Earth onun maceracı kafasını maceracı küçük parçalara parçalayana kadar. Tüy gibi hafif. Yay. Bu bir kabus muydu? Epey gerçekçi hissettirmişti. Spot emin değildi. Ama bir süreliğine Earth'lerden uzak kalmaya karar verdi. Ne olur ne olmaz. What the fuck? Ya! Yeah! Tipime bak. Bu arada az önce Jason'dık. Şu an Spot'a döndük. Kabus muydu derken Spot uykusundan uyanmış oldu. Böyle de hiç ciddiye alamıyorum ya. Sanki diğer türlü alıyordum da. Ama böyle ayrı bir komik oldu. Aa, ipucu. Al bakayım. İpucularda ne yazıyor? Bak şimdi şöyle göstereyim. 25. son. Öldüklerinden emin ol. Mesela öldüklerinden emin ol. Neyin öldüklerinden? Bir şeyi mesela iki kere falan öldürmem gerekiyor, anladın mı? Bu mesela 25. sonra ipucu, dair ipucu veriyor. Az bir şey. Aa bak, buradan da gidebiliyormuşum, doğru. İlla o merdivenden yukarı çıkmama gerekiyor. Gerçi buradan gidince başka sonlara doğru gidiyor ama. En karanlık köprü. Nereye gidiyor? Dur bir dakika. Karanlık kule. Şimdi bunun üzerine buraya ağırlık koymamız lazım ki bu şeyin kalkan şeyde ezilmeyelim. Geçemiyoruz buraya. İleriki sonlardan. Aaa, Earth bahçesi kanla dolmuş be, benim kanım. Gelelim, bu Earth'e dokunmayalım. Birebir aynı benzesek de. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hayır, hayır, ölüyorum. Aha. Kapısını açalım, şöyle gidelim. Dur, uzaklaşalım. Ne yapacaktık lan? Şu tarafa doğru gidiyordum diye hatırlıyorum. Patlıyor muydu, bir şey oluyor? Heh. Böyle bir şey hatırlıyorum çünkü, evet. Bu canavar şeysine dokunmuyoruz hiç. Yardım edin! Edelim prensesim! Sonunda birisi geldi. Çabuk buraya gel. Ben kesinlikle sahte bir prenses değilim. Sahte olan hücremin kapısını açmak için şu sahte olmayan butona bas. Çok sahte hissettiriyorsun. Orada bir buton olduğunu düşünmemiştim. O çivilerin çapraz şekilde hareket edebileceğini kimin aklına gelirdi? Spot kanaması devam ederken oyun yapımcılarına küfürler etti ve intikam almaya yemin etti. Bu bir tuzak. Spot neye güvenip güvenmeyeceğini bilemiyordu. Dünyadaki her şey sanki ona karşı komplo kurmak için hazırlanmıştı. Ne alakası var ya? Aa, hiç öyle şey olur mu? Sahte olmayan butona basayım. Lan kafama falan gelmesin. Umarım kadınlara obje gibi davranan kahramanlardan değilsindir. Bilmem öyle miyim ya? Yay! Şunu aldın prenses. Obje la. İronik kısmı şu. Kadınlara obje gibi davranan kahramanlardan değilsin dedikten sonra kadını daha önce aldığım bıçaktır, kalkandır, kürek gibi objeler gibi tekrar almam yanıma. Burada ironik bir komiklik var ve bam diye bir ses geldi. Ne oluyor? Hadi buradan çıkalım. Çıkalım. Buradan gitsek? Aa, diğer prenses ölmüş. Aa, resmen yok olmuş. Canavar prenses nerede? Haydi buradan çıkalım prensesim. Kahramanın geldi. Aa şey, Earth düşmüş. Okey, aşağı inelim. İçimde kötü bir his var. Hay içine sıçayım seni şomazlı. Ön kapıdan çıkmanın gerçekten iyi fikir olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Oh harika, bir başka testosteron diyorlusu. Umarım level 80 falansınız ya da muhteşem araçlarım vardır. Hayır yok. Hayır yok. Spot bu savaşı kazanma şansının sadece 0.01 olduğunu biliyordu. Ama hayali arkadaşlarının sesleri kafasında yankılandı ve içini cesaretle doldurdu. Belki biraz daha cesaret onu ortadan ikiye ayrılmaktan kurtarabilirdi. Ezici üstünlük. Umarım level 80 falansındır. Level 80 olsam sana mı bakarım lan? Ya karanlık lord içimizden geçmek zorunda mıydı ya? 546 dikişten sonra Spot tek parça haline gelmişken ve tekrar maceraya hazırdı.
Burada dış ses girmem lazım. Aslında burada karanlık karaya yürüyerek gitmeye çalışıyordum. Ve elbette bu gitme kısımlarını keseceğim için konuşmuyordum. Konuşmazken yalnızlıkla bir son daha keşfettim. Kötü kaldırma kuvveti. Karanlık taş spotun yanlış şaltere indirmesine yol açtı. Kahramanımızın vücudu artık son derece düz. Yay! Bunu beklemiyordum bak. Bunu beklemiyordum. Spot bir şekilde iyileştikten sonra kafasındaki sesleri aldırmamaya, ekstrem kararlar vermeyi bırakıp orta yolu bulmaya çalışmaya karar verdi. Bu saatten sonra orta yolu bulmasına bence gerek yok. Şuradan kılıcımızı alalım. Bu köprüyü indirtelim. Sadece köprüyü indirtmek için kılıcı alıyorum bu arada. Buradan kancamızı alalım. Buradan da bombamızı alalım. Ve ışınlanalım. Bu sefer buradan aşağı doğru kazmayacağız. Çünkü kürek almadık. Şuraya bomba koyacağız. Patlasın. Bir yukarıdan gideceğim. Bakalım ne var, merak ettim. Hiçbir bok yok. Boşu boşuna uğraştım. Niye kapandı lan bura? Piyon anay karargahı. Niye kapalı? Kapatmışlar. Açın lan kapıyı. Karargahı açın. Aa, karargah kapatmışlar. Ya tabelayı bölünce bak. Tabelayı bölüyorum ya, bölük parçaları yazıyor. Ya buradaki asansöre biz hep biniyoruz da. Binmesek mi? Heh, şöyle altına insek. Eğer bunu okuyorsan yakında öleceksin. Hehe, artık okumuyorum. Asansör geliyor değil mi? Asansör kafamı düşecek değil mi? Ya hayır. Prenses bastı asansöre. Gördünüz mü prensesi? O gizemli asansörün altında hangi sırlar var acaba? En azından bir ders vardı. Asansör boşluğunu atlamak iyi bir fikir değildir. Birinci kat. Asansörlerden korkarım ve asansörleri genelde binmemeye çalışırım. Bu arada ilk bir bilgi. Asansöre binen vurduruyor. Kimin kemiklere ihtiyacı var ki? Pozitif bir tutumla spot artık sadece kas ve derinden oluşan iğrenç vücudunu canlandırmayı başardı. Helal lan sana spot. Sen var ya adamsın. Ya ben bir şey hatırlıyorum. Market hatırlıyorum marketten. Prensesi gitmeyeceğim dur. Marketteki adam bıçaklayınca bize pompalı veriyor diye hatırlıyorum. Eğer dükkandan çık seni piç. Eğer yanlış bir hareket yaparsan tetiği çekerim. Tetiği çekemeden kestim. Yeah boy. Şurası açılmış. Niye? Dükkan. J'nin anti hırsızlık köprüleri. 555 arayın ve bir tane alın. Anti hırsızlık. Ama anti ölüm köprüsü yok. O zaman silahı almışken gelin silahlı bir sonu göstereyim. Şuradan ışınlanalım direkt. Buradaki düğmeye basalım. Lik aşağı düştük. Şimdi bize buradan minyon spamlayacak. Geçen sefer bu minyonları böyle kılıçla kesemiyorduk. Bu sefer silahla kesebiliyoruz. Bunları öldürmekten zevk aldığım bir son var mıydı acaba? Boğuluyorum lan, yeter lan. Şuradan çıkayım bari. Belki çıkamıyor. Kaldım burada. Ölmüyorlardı artık. Lan, öldürmekten. İğrenç yaratık yüzlerce zayıf piyonu öldürmekten o kadar zevk aldı ki prensesi, krallığı ve her şeyi unuttu. Artık duymak istediği tek şey o sürüngenimsi ses ve hayatta kalan son kişi olmak. Azmin zaferi. Battle Royale dese daha komik olurdu. Hani PUBG'ye. Eninde sonunda iğrenç yaratık piyon popülasyonunu o kadar azalttı ki yeni hobiler bulmak zorunda kaldı. Bir kere ne olsun prensesi kurtarmayı ne dersin? Ha, seni şerefsiz. Bir şey soracağım. Ben şeyi kucakladım mı? Yukarıdaki şeyi. Tavuğu. Tavuğu kucaklamadım diye hatırlıyorum. Prensesi kurtaracağım diyorum, hala kurtaramıyorum ya. Prenses o kadar ilgimi çekmiyor ki. Diğer sonlar daha eğlenceli. Biz bunu kucakladık mı? Hatırlamıyorum. O yüzden tekrar yapacağım. İğrenç yaratık o şirin tavuğa sarılmak için zıpladı. Daha fazlası da onlara sevgisini paylaşmak için oraya geldi. Herkes birbirini sevdi. Evet. Bu iyi son. Şansın varken keyfini çıkar. İyi son. Yapmamışız bu sonu bak, hatırlamıyorum. Evet, yapmamışız. Acaba birilerini pompalıyla öldürmemin farkı var mı? İğrenç yaratık sonunda mutluydu. Maceraya çıkmaya gerek yoktu. İyi son ulaşmıştı. Neden başka bir şey denesin ki? Bu aptalca olurdu. Bence de. Ve biz bu aptallığı yapmalıyız. Kendimi öldüremiyor muyum ya? Harasaki falan yapamıyor muyum? Bu da bir son sonuçta. Pompalıyı almayacağım dur. Şöyle yapalım. Ya hah. Bu piyonlara ihtiyacımız var. Şöyle bu piyonların 3 tanesini üst üste denk getirdiğimiz zaman 2 tane olur mu? Olmuyor. Bak şimdi. Denk getirdik. Şöyle sola doğru gidelim bakın. Burada korsan uçurum yazıyor. Hiçbir müzik çalmıyor. Burası çok gizli bir yer.
Harita bayağı geniş demiştim. Hiçbir şey çalmıyor hiçbir müzik. Burada bir tane yeşil şey, zaman taşı olması lazımdı. Infinity Stones'lardan. Heh, müzik geldi. Buraya zaman taşını almak için geliyorduk. Aa, şeymiş, turuncusu. Bu taşı alıyoruz, unutmayın, aklınızda bulunsun. Aldık. Uyyy, gitti. Bu taşlar oyunu finali için lazım, tekrar edeyim. Geçen bölüm kırmızısını almıştık, bu bölüm sarısını aldık. Turuncu ya da her neyse. Bak şimdi, burada okyanustan full solo'ları yardırıyoruz. Hey, bir gemi. Allah Allah, ne arıyor burada ya? Altınlar. Geminin tepesine mi çıksam, ne yapsam? Buradaki sonları cidden hatırlamıyorum. Ne oluyordu lan? Altınlara... Şimdi sola doğru yüzünce ölüyorduk. Gemiyle ilgili sonları göstereyim. Gelin, ölmeyi göstereceğim. Devam lan, gemi umurumda değil. Ben yüzmeye geldim. İğrenç yaratık okyanusun içine yüzmeye devam etti. Kimse nedenini bilmiyordu. Sadece yüzdü, yüzdü ve yüzdü. Sonunda yoruldu ve boğuldu. Zaten şehrin en akıllısı da değildi. Gün batımına karşı yüzmek. 97. son. Üf. Hala iğrenç yaratık mıyım acaba? Köpek balığı falan olsam ben. Yunuslar, o şirin ve cömert deniz yaratıkları Spot'u kurtardı ve güvenli bir şekilde evine götürdüler. Yunuslar. Buraya gelip tekrar geri denize nasıl döndüler ki? Sanırım hiçbir zaman binemeyeceğiz. İşte ben de onu merak ettim. Spot'un evi. Ya tipime bak. Bu tipin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız çizgi... Aquaman. Aquaman'in çizgi roman hali. Devam edelim tekrar prensesi. O prenses için giyindik ya. Prensesi kurtaralım Aquaman olarak. Karanlık arayanınıza karanlık piyonlar ve kebap teslimatına izin verilir. Kebap önemli tabii ki de. Sadece karanlık piyonlar ve kebaplar. Ay, burada savaşmıştık. Kanım yerde kalmış. Püh. Aa, iki tane düğme gelmiş. O düğmeler ne? He, bu düğmeler de şey, basma işine yarıyor. Kanım da kalmış orada. Tamam, okey. Umarım kadınlara obje gibi davranan kahramanlardan değilsindir. Öyle miymişim ya? Şuradaki direkt şuna çakılsan... Yok, olmuyor, bir işe yaramıyor. Almayacağım lan seni. Böyle sağdan, arka kapıdan gideceğim. Oo, burada neler varmış. Prensesin odası. Benim odamda böyle değil be. Aa, ipucu. Bir ipucu buldun. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Oyun kendi kendine yaklaşıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Montaj falan değil bu. Oyun yapıyor. Korkunç bir şey çıkacak kesin. Böyle bir şey hatırlamıyorum çünkü. Ne oluyor lan? Kaderinden kaçamazsın. Okey. Bu kaderinden kaçamazsın kısmını şu an anlamadınız. Oyunun finalinde anlayacaksınız. Burada bir düğme mi o, masa mı o? Düğme gibi duruyor. Ya bir şey değil, masa. Sağ tarafa da gidemiyorum. Prensesi alalım tekrardan. Bak bak, iç çeker, hadi buradan çıkalım. Bak şimdi prensesi odasına götürünce neler diyordu. Burada epey boşluğum vardı yani, bana o kadar da kötü davranmadılar. Ne yapalım reis? Lan! Spot'a göre sayısı düşman ve tehlikeden sağ kurtulmanın ödülü ne olabilir? No, what? What? Bu doğru, prenses de hızlı bir tane. Spot hemen aradan kaçtı sadece. Ne sadece? Affedersiniz prenses dedi. Gitmişler. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Çıplağım lan. Spot uyandı ve kıyafetlerini prensesle karşılaşmasında unuttuğunu fark etti. Belki de kendini bir şeylere kapatır. Bir şeylerle kapatır. Böylece hassasiyetimizi de korur. Spot. Ya bir şeylerle kapatır dedi. Artık evime gardırop geliyor. Buradan istediğim kıyafet seçebiliyorum. O ney lan? Artık istediğimi seçebiliyorum. Ama ben oyunun beni yönlendirdiği şekilde hareket etmeyi seviyorum. Yani mesela şu an kıyafetim yok. Kıyafetsiz gezeceğim. Öyle olduğu zaman daha güzel oluyor. Sürprizler dolu oluyor. Aa bak, 25. son ipuçları, öldüklerinden emin ol. Acaba şey mi? Bak şimdi dur. Bıçağı alalım, yani kılıcı. Şu ölüyü cesedi mi kesecektik acaba? Tekrar. Yok. O zaman piyonları yapacaktık bunu, doğru. Sürekli heh. Bak 25. son. Spot o piyona gerçekten çok sinirlenmiş. Mor ve yapışkan bir sıvıya dönüşene kadar onu bıçaklamaya devam etti. Dönüşüyor sıvıya.
Neden Spot? Bu kadar şirin bir yaratığa karşı bu öfken nereden geliyor? Zorba. 25. zan. Evet işte ipucu bu işe yarıyor. Spot Opion'dan öcünü aldıktan sonra eve geri döndü. Maceraya geri dönme zamanı. Buradan sarılmayı alalım. Şeye sarılacağım. Canavar prensesi. Aa, şunlara sarılabilir miyim perileri? Sarılabilirim. Ölüyorlar periler. Perilere sarılmak hiçbir şey değiştirmiyor. Hepsini öldürünce galiba daha önce yaptığımız öldürme sonu çıkacak. O yüzden sarılmayacağım daha fazla. Heh. Vaa. Patladı gitti. Aa, buradan da geçiş yapabiliyoruz. Aa. O zaman prensesi sarılayım. Patladı o. O bir son elde etmedik. Prensesi sarılayım. Gerçi sarılmaktan ötesini yaptık ama. Gobrrr. Spot sevgiye ne kadar ihtiyacı olduğunu belli edercesinde prensesin kollarına atladı. Prenses geri çekildi ve arkasındaki korunmanın olağanüstü pasifliğinden etkilenerek onunla beraber odayı terk etti orayı. Sadece arkadaşlandın. Arkasındaki korumadan pasifliğinden etkilenmiş. Korumanın pasifliğinden de etkilenmezsin be. Spot dışarıdaki korumanın bir başka kaçırılmış prensesten bahsettiğini duyduğunda odasında ağlıyordu. Acaba bu kez gerçek aşkını bulabilecek miydi? Spot hala çıplaksın, yeter bu kadar Spot. 51 son bulduk. Bu videodan bu kadar, umarım keyif almışsınızdır. Önce iki bölümü izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Discord sunucumuzda da bekleniyorsunuz. Bu kadar, videoyu beğenin. Görüşmek üzere, bye bye.